Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle yine enteresan bir hastalık konusunda görüşeceğiz. Hastalığın ismi Sjögren sendromu. Sjögren sendromu deyince belki birçok izleyicimiz ilk defa duymuş olabilir ama göz kuruluğu ve ağız kuruluğuyla giden bir hastalık deyince ki birçok insanı ilgilendiren bir durumdur. Birçok insanın gözünde kuruma olabilir, yanma olabilir veya ağzında kuruma, tükürük azalması olabilir. İşte Sjögren hastalığı bunlarla giden bir hastalıktır. Yani genelde 40 yaş sonrası kadınlarda çok daha fazla olan gözlerde yanma, kaşıntı, kuruma, kum hissi gibi şikayetler oluşur. Genellikle 3 aydan uzun sürelidir bu. Ayrıca gözün üstündeki kornea dediğimiz tabakada kuruluktan dolayı görme bozuklukları meydana gelebilir. Kronik konjüktivit olabilir. Gözde konjüktiva tabakasında kızarıklıklar meydana gelebilir. Hastanın devamlı eli gözündedir, kaşımakla meşguldür. Bununla birlikte ağızda kuruluk meydana gelebilir. Tükürük salgısında azalmalar meydana gelir. Tükürük salgısı azaldığı zaman diş çürükleri, enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları ağızda meydana gelir. Dilde yanmalar, glossit dediğimiz iltihabi hadise oluşabilir. Çünkü tükürük bir antiseptiktir, antibakteriyaldır. Ayrıca solunum sistemi salgılarında azalma olur. Vajinal salgıda azalma olur ve vajinal kuruluk yapar. Demek ki böyle başladığımızda bu Sjögren dediğimiz hastalık bir salgı kuruluğu hastalığı. Yani gözümüzdeki gözyaşı salgısı, ağzımızdaki tükürük bezi, solunum sistemi, vajinadaki salgılar bunların azalmasıyla meydana geliyor. Peki nasıl oluyor bu? Özellikle bu da bir otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalıklarda olduğu gibi bu salgı kanallarının epitellerine karşı bağışıklık sistemi hücum ederek bunları yanlış tanıyarak bir antijen antikor savaşı olmakta ve bu salgı kanalları içerisinde B lenfosit hakimiyeti olarak kanalların çalışmasını bozarak salgıları azaltmaktadır. Bu özellikle ağız kuruluğu ve göz kuruluğuyla giden bir hastalık demiştik ama sadece ağız kuruluğu ve göz kuruluğuyla giden bir hastalık değildir. Yani ekstra glandüler durumu, yani ağız kuruluğu, göz kuruluğu dışında da otoantikorlar nedeniyle hastalık yukarıdan başladığımızda gözü tutar demiştik, gözde kuruluk yapar demiştik. Ağızda gene kuruluk yapar, dişte çürükler meydana getirir, dilde iltihap olabilir, ağızda kokular olabilir, bakteri üreyebilir. Gene aşağı indiğimizde tükürük bezlerinde iltihap, tükürük bezlerinde şişme, paratüs kulak altı bezlerinde tek taraflı veya iki taraflı şişmeler meydana gelebilir. Aşağı indiğimizde tiroid bezinde otoimmün tiroid dediğimiz Hashimoto hastalığı ortaya çıkabilir. Farenks kısmında larenjit, faranjit dediğimiz olaylar olur ki bunlar genellikle kuru öksürük olarak karşımıza çıkabilir. Demek ki bir kuru öksürükle gelen bir hastada tükürük bezi veya solunum salgıları azalıyorsa öksürük de meydana gelebilir. Ayrıca yutma bozukluğu meydana gelebilir. Kişiler yemek yerken su almak zorundadır. Kuru gıdalar yutarken su almak zorundadır. Demek ki bir yutma bozukluğu, disfaji durumunda da acaba bir Sjögren hastalığı var mı yok mu diye düşünmek gerekir. Yine ekstra glandüler olarak, yani gözyaşı ve tükürük bezi kuruluğu dışında ki olanlara ekstra glandüler diyoruz. Akciğerleri tutabilir. Akciğerlerde bronşitten tutun da interstisyel akciğer hastalığına kadar ağır ölümcül lezyonlar meydana getirebilir. Akciğerden aşağı indiğimizde karaciğerde otoimmün hepatit, primer biyer siroz, karaciğer fibrozis şeklinde karşımıza hastalar gelebilir. Gene hastalarda bir böbrek bozukluğu problemi, interstisyel nefrit, glomerülonefrit, distal renal tübüler asidoz şeklinde hipopotasemi ile karşımıza gelebilir. Cilt bulgularıyla gelebilir, vaskülit de gelebilir. Purpura dediğimiz ciltte ufak kanamalarla hastalar karşımıza gelebilir. Ayrıca nörolojik bulgularla, yani nöropatilerle, periferik nöropatilerle hastalar gene karşımıza gelebilir. Demek ki bir periferik nöropati durumunda da Sjögren hastalığını düşünmemiz gerekir. Sjögren otoimmün bir hastalık demiştik. Glandüler, yani gözyaşı kuruması ve tükürük kuruması dışında da sistemik olarak da ortaya çıkıp bu organları bozabilir. Ayrıca vajinal sekresyonu azaltarak kuruluk yapıp cinsel ilişki esnasında sıkıntı yaratabilir. Artralji, eklem ağrıları, artrit şeklinde de hastalık karşımıza gelebilir, ortaya çıkabilir. Tabii böyle geldiğinde gözyaşı kuruyor. Şimdi insanlar dinlerken ha benim de gözyaşım kuruyor, ağzım kuruyor, bende de mi acaba böyle bir hastalık var diyebilir. Ama bununla bazen ayrıcı tanıya gelen hastalıklar da var. Yani Sjögren olmayıp
sadece gözyaşı kurumasıyla, ağızda tükürük azalmasıyla giden durumlar da vardır. Bunlar nelerdir? Yaşlılıkta mesela 60 yaşından sonra bunlar olabilir. Şeker hastalığında, diyabetes mellitus'te olabilir. Hepatit C enfeksiyonunda olabilir. HIV enfeksiyonunda, yani AIDS enfeksiyonunda olabilir. Parkinson hastalığında olabilir. Baş boyuna yapılan radyoterapi durumlarında gene bu göz ve ağız kuruluğu şikayetleri olabilir. Sarkoidoz denilen hastalıkta olabilir. Ayrıca ilaç durumunda, yani ilaç kullanan insanlarda da gözyaşı kuruması ve tükürük bezi azalması olur. Hangi ilaçlar bunlar? Antihistaminikler, yani kaşıntı ilaçları, antikolinerjik dediğimiz ilaçlar yapabilir. Antidepresanlar, psikiyatrik bozukluklarda kullandığımız antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar, bunlar ağız kuruluğu ve göz kuruluğu yapabilir. Peki biz bu hastalığın teşhisini nasıl koyacağız? Yani hasta bize geldiğinde doktor bey ağzım kuruyor, gözüm kuruyor mu diyerek gelir, yoksa eklemlerim ağrıyor diye mi? Her türlü gelebilir hasta. Önemli olan doktorun onu yakalamasıdır. Çünkü hastaların birçoğu ağız kuruması ve göz kurumasını çok önemsemeyebilir son dakikaya kadar. Eğer bu tür şikayetlerle hastanın 3 aydan fazladır göz kuruması ve ağız kuruması ve buna bağlı semptomları var ise, bu tür hastalarda acaba Sjögren sendromu var mı diye otoantikorlar istenir. Bu otoantikorlar içinde özellikle antinükleer antikor ve romatoid faktör %50 %70 pozitiftir, ama esas ENA dediğimiz otoantikor grubunda anti SSA ve anti Rho SSA ve anti LA SSB testlerinin de pozitif olması, göz kuruluğu olması, ağız kuruluğu olması, bu testlerin olması, beraberinde artrit, artralji gibi olması, hele hele bir de tükürük bezinden histopatolojik muayene ile bir lenfosit infiltrasyonlarının saptanmış olması veya siyalografi ile tükürük bezinin azalmış olması, bunları üst üste koyduğumuzda hastaya Sjögren sendromu teşhisi koyabiliriz. Sjögren hastalığını da aslında ikiye ayırıyoruz. Bir primer Sjögren hastalığı, İkincisi de sekonder Sjögren hastalığı. Primer Sjögren hastalığı bu dediğimiz bulgular. Sekonderde başka bir romatolojik hastalık var. Örneğin romatoid artrit var. Örneğin sistemik lupus eritematozus var. Örneğin skleroderma denilen bir hastalık var. Bunlara eşlik eden bir ağız kuruluğu, göz kuruluğu semptomları var. Otoantikorlardan müsbetlik varsa bunlara da sekonder diyoruz. Yani çapraz reaksiyon yaparak bu şekilde iki romatizmal hastalıkların yanında Sjögren sendromu da olur. Peki Sjögren sendromuyla bir hasta geldi, ne yapacağız, nasıl tedavi edeceğiz? Kişilerin semptomlarına göre yapmakta fayda var. Eğer hastanın göz kuruluğu fazlaysa gözyaşı damlalarını günde 4 defa verebiliriz. Hasta güneşe çıkarken güneş gözlüğü kullanabilir, güneşten sakınabilir. Ayrıca gözyaşı ameliyatları da yapılarak bu durum çözülebilir. Ağız kuruluğu varsa bol sıvı tüketebilir, şekersiz sakız çiğneyebilir, tükürük sekresyonu yapan ilaçlar kullanabilir, diş fırçalamasını fazla yapması lazım, florit içeren ürünler kullanması lazım, dişçisiyle devamlı temas halinde olması gerekir. Bunlara ilaveten şu an meşhur olan korona tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin denilen, plaquenil denilen ilacımız da Sjögren sendromunun başlı başına bir ilacıdır ve bu göz ve ağız kuruluğunu azaltmaktadır. Kişiler genellikle bize göz ağız kuruluğu yanında Sjögren'de kronik yorgunluk sebebiyle de gelebilir. O zaman kronik yorgunluğun altında da göz ağız kuruluğu var mı yok mu diye bakmak lazım. Plaquenil dışında gözyaşı damlası, ağız kuruluğu, semptomatik ilaçlar dışında hastaların artrit, artralji gibi şikayetleri varsa nonsteroid ilaçlar verilebilir, kortizon verilebilir, immünsüpresif ajanlar, metotraksat, azatioprin gerekir. Kirse mikofenolat, mofetil de ilave edilebilir. Burada bu tedaviler yeterli olmuyorsa, ciddi organ tutulumu varsa, akciğer tutulumu varsa, böbrek tutulumu varsa B lenfosit hedefli, T lenfosit hedefli ilaçlar da kullanılabilir. Mesela B lenfosit hedefli rituximab, T lenfosit hedefli etrolizumab, sitokin hedefli tedavi infliximab ve komplement hedefli ekrolizumab da kullanılabilir. Ama her kuru ağız, her kuru gözde biz Sjögren mi düşüneceğiz? Hayır. Kuru ağız viral durumlarda, ilaç alımında, psikolojik durumlarda, radyoterapi durumlarında,
yaşlılıkta, dehidratasyonda kuru ağız olabilir. Kuru gözde bir enflamasyon iltihabı durumlarda, konjüktivitte, toksitlerde, yanıklarda, ilaçlarda, nörolojik hastalıklarda da kuru göz olabilir. İki taraflı paratüs büyümesi de Sjögren için önemlidir. Sjögren'de bir önemli durum da Sjögren'in lenfomaya, lenf bezi kanserine dönüşebileceğini unutmamak gerekir. İki taraflı paratüs büyümelerinde Sjögren düşünebileceğimiz gibi viral enfeksiyonlar, kaba kulak, influenza, Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu, CMV enfeksiyonu, sarkoidoz, akromegali, Cushing, hipotiroidi ve gebelikte düşünmek lazım. Bugün sizlere Sjögren hastalığı nedir? Hangi şikayetlerle gelir, tedavisi nedir, ne yapmak lazım, neyle karışır anlatmak istedim. Bu şekilde ortalıkta gözüm kuruyan, ağzım kuruyan insanlar olduğu için bu tür hastalarda Sjögren'de var mı diye acaba düşünerek bununla ilgili testleri, araştırmaları yapmakta fayda var. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.